Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Batı Mekke 94. kısım. Asıl vasıl. Şeriat hükümlerinin asıllarının sırları. Görüş birliğine varılan veya görüş ayrılığı bulunan şeriat hükümlerinin kaynaklarının sırlarına gelirsek kitabın sırrı Vastaların terkiyle Allah'tan kul adına gerçekleşen şeydir. Allah şöyle buyurur. Onların kalplerine imanı yazdı. Kalpler hükmün kendisinden öğrenile öğrenileceği Allah'ın kitabıdır. Bu durum şairinin seni kuşkuya düşüreni kuşkuya düşürmeyene bırak ve müftüler fetva verse bile fetvayı kalbine sor hadislerinde belirtilir. Yazı şanına layık tarzda hakka nispet edilen güzel isimlerden kaynaklanan ilahi anlamların sayesinde o isimlerle ahlaklanmamızı sağlayan ve ahlaklanma şekline değil de bizim için ahlak olan anlamlara eklenmesidir. Bu ise isimlerin bize layık tarzda bize nispet edilmesidir. Binaenaleyin Allah Er-Rahman ve Er-Rauf'tur. Peygamberini överken müminlere karşı rahim ve rauf'tur der. Allah kendisini Aziz ve Kerim de isimlendirmiş. Bazı kullarını da Tat Sen Aziz ve Kerimsin demiştir. Bu ise bir kınamadır. Yaratıkların isimleri ve onların gösterdiği şeyler nispetleri farklı olsa bile eserleriyle birlikte kendileriyle isimlenende bilinir. İsimlerin Allah'a nispetleri kula nispetlerine benzemez. Allah'ın benzeri bir şey yoktur kerimin yani cömert olmanın özelliği vermektir. Bu yönüyle nimetlendirme şeklinde ihsan hem Allah'tan hem kuldan meydana gelir. Bu anlam bir açıdan direne eklenirken bir açıdan ondan ayrılır. Çünkü birinci isimlendirilen ve nitelenen kişi diğer nitelenen ve isimlendirilene benzemez. Ortaklığın gerçekleştiği yönden ki sonuç ve eserdir yazı meydana gelir. Çünkü yazı ekleme demektir. Harflerin birbiriyle eklenmesi nedeniyle yazı yazı diye isimlendirilmiştir. Aynı kökten gelen ketibe atın süvarisine eklenmesidir. Ayrı ayrı gelselerdi ketibe diye isimlendirilmezdi. Allah mümin'dir ve kulunun kalbine iman yazmıştır. Böylece bu kitap yani kalp Allah için mümin diye isimlendirilmesine yol açan bir hüküm meydana getirmiştir. İsim ise İsimlendirilenden başkası değildir Öyleyse Allah Mümkünde zuhur eden iken Mümkün onun bir mazharıdır Zuhur eden her şey Ancak bir mazharda zuhur edebilir Zuhur eden mazhara eklenmiş Mazhar da zuhur edene eklenmiştir Ve bu nedenle Kendisine zuhur edenin mazharı olması Gerçekleşmiştir İşte hükmün sabit olmasında Kitabı delil alabilmenin sırrı budur Hükmü ispatta Sünnetin durumuna gelirsek, Hazreti Peygamber sallallahu Teala aleyhi ve sellem arzusundan konuşmaz ve onun hükmü Allah'ın hükmüdür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aktaran ve Allah'ın göstermesini istediği şeyi bildirendir. Allah doğru yol üzeredir. Sünnet yol demektir. Yol ise bizatihi maksat değildir. Onda hedeflenen gayedir. Sünnet Allah'ın göklerde ve yerdeki yoludur. Dikkat ediniz. İşler Allah'a döner. Çünkü sünnet Allah'ın yolu üzerindedir ve yolun sonudur. Öyleyse bu yol üzerinde yürüyenin Allah'a ulaşması gerekir. O halde yol bir araçtır ve mazharın kendiliğindeki durumunun istidadıyla kendisiyle isimlendirildiği şekilde zuhur eden hakkında hüküm verir. Öyleyse bu ismi, bu hükmü ona veren mazhardır ve bu geçerli bir hükümdür. İşte bu doğru yoldur bize yardım edeceği bir işte haktan yardım istediğimizde Allah'tan olan isteğimizin sonucu icabettir. Böylece Allah icabet eden de isimlendirilir. İsteğimiz olmasaydı bu hüküm sabit olmaz ve bu isim hakka verilmezdi. Biz bu konuda onun için bir yoluz yani sünnet Allah şöyle der. Bana dua edenin duasına kabul ederim. Bana dua edenin duasını kabul ederim. Allah kul kendisine dua edene kadar ona icabet etmemiştir. İşte bu sünnetten delil getirmenin sırrıdır. İcmaya gelirsek, icma Rabbin ve merbubun birleştiği hükümdür. Bu hüküm Allah'ın yaratan, kulun yaratılan olmasıdır. Bütün göreliliklerde, bütün göreliliklerde durum böyledir. Her nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, görelilik meselelerinde Allah ile kullar arasında bir farklılık yoktur. Aynı şey bilinenler olmaları bakımından bilinenlerde geçerlidir. Benim göre kıyas Rabb'in kulun kulun da fakat Rabbin emriyle Rabbin niteliğiyle zuhur etmesidir. Bu zuhur ve gözükme Rabbin emrinden olmasaydı kıyas delil olamazdı. Ya da bu gözükme övülen bir huydan meydana gelebilir ki bu durumda da kıyas delil alınır. Rabb'in Merbubun ya yani Rabbin kulu niteliğiyle ortaya çıkmasında ise vacip emir şart koşulmaz. Fakat bazen bu emir kipindeki fakat anlamı emir değildir. Dua ve talepten kaynaklanabilir. Rab işitilen ve emrine bağlanılan olduğu kadar kul da öyle olsa bile aralarında bir fark vardır. İşte bu delil getirmede kıyasın sırrının hükmüdür. Bu ise ikisini bir araya getiren makul bir hüküm nedeniyle görünenin görünmeyene kıyasıdır. Bu hüküm her birine şanına layık tarzda nispet edilir. Burada şanına dedik. Çünkü elcelil söz gelişi zıt isimlerden biridir. Hem yüceye hem de değersize bu hüküm verilebilir. Şeriatın asıllarının sırlarıyla ilgili bölüm bitti. 94. kısım sona erdi. Onu nafileler hakkındaki 89. bölüm ile 95. kısım takip edecektir.